Assalamu alaikum, hurmatli ko'rganlar, ko'rayotganlar, Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bilimining nazar programmasi. Men Alim. Biz bugun Amushabning oxiri Angliyaning poytaxti Londonda elib berilgan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot berish yig'ini ustida alohida suhbat elib boramiz. Biz bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qultining raisi Dolqin Aysafani bilan Dunyo Uyg'ur qultiy London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonimni bu suhbatga aloqada taklif qildik. Suhbatimiz xush keldingiz. Rahmat, xush bo'ldik. Bundan bo'lsa, oldin bilan Dolqin Aysafani bu albatta Uyg'ur sud kollegiyasining birinchi qitimliq emas, ikkinchi qitimliq isbot berish yig'ini. Birinchi qitimliqi 6 oyining 5-i nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashgan bo'lsa, bu ikkinchi qitimligi texmo ta'sirli, texmo kuchli shaklda oyoqlashgan bo'ldi. Endi buning natijasi shu 12-chi oyda e'lon bo'ladi. Sizningcha bu ikki qitimliq mushu Uyg'ur sud kollegiyasining mushu isbot berish yig'inlaridan keyin sizga qanday bir ta'sir berdi? Endi sizningcha bu sud oxirgi hisobda Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi, ya'ni irqiy qirg'inchilik ilib bordi degan yakunga kelamdi. Avval rahmat bu programni o'rlashtirganligingizga. Endi gapni udul javob bersak, haqiqatan sud yaxshi o'tdi deb o'ylaymiz. Bu sotning oxirgi yopilish nutqini sotning advokati Hamid Efendi xulosalab to'plam 500dan ortiq kishining guvohligini olganligini, buningdan 80ga yaqin kishiningki sotda ikki qatimlik sotda guvohlik berganligini aytib o'tdi va demak 12-chi oyning 9-chi kunisi sotning eng oxirgi qarorini chiqarganligini qildi. Demak, hozirgacha bo'lgan sotning umumiy jarayonini qaraydigan bo'lsak, mayli kamp ve ceza lageri şahitlerinin bergen bayanatları bolsun, mutxassislarının bolsun, tarixçilarının bolsun, qonunshunoslarının bolsun, bergen bütün bayanatlardan, yani Birleşken Devletler Teşkilatının 48. yıldaki irqi ayrımcılık hakkındaki programlarının hemisinin Şerqi Türkistan'da bugün Uygur, Kazak ve başka halklara yürgüzülüp atqanlığını paketlar bilen, deliller bilen oturup koyuldu deb oylayman. Şununga menin şahsi kanaatim, müşsotun iskallarım, müşü boğan delillerge asasen, şu yeterlik delil ba, yeterlik delil müşsotta oturup koyuldu. Şununga sotta çokum Şerq Türkistan'daki bu zulümlü erki kırgıncılık diyen bir karar çıkıdı o diyen, şahsen aşınak bir ümitte turbatı ben mevzem. Rahima Mahmud Hanım, bu kıtımkı bu sot içilganda, hudu ötken kıtımkı okşaş, Xitoyning matbuotlar bo'lsin, Xitoy tashqi ishlar ministrlar, bayonotchilar bo'lsin, bu sotqa ham bu sotda isbot bergan, bermoqchi bo'lgan har bir aylan qarshi qattiq hujum qilgan bo'ldi. Ammo Xitoyning Angliyaga yaqin tayinlangan bosh elchisi Chang Zhaoguang bu Angliya hukumatiga bu sotni to'xtatishga hatto nota topshirgan bo'ldi. Sizningcha bu Xitoy hukumatining Angliya turishlik bosh elchisi deb Angliyaga bu sotni to'xtatish uchun besim qildi deb qaraysiz? Alim efendim, meni bu programga taklif qilganingizga ko'p rahmat. Albatta, Xitoy o'zningki mushu 2 yildingizdek bo'libmi? Nurg'un isbot, nurg'un report xalqaro matbuotlarda o'zningki qilayotgan mushu qilmishlarni oshkorlangan siri bir qo'rqinchlik meningcha, bir nayta g'aljirlashgan bir shaklda bütün dünyadaki her qandaq hükümet bolsun, şəxslər bolsun, təşkilatlar bolsun, ulağa hücum qılıbdı. Məşu İngiltərə hökumətinə besim qılışıdiki mə səbəbi bula bu sotun qancılıq qoqqanlığını, qancılıq ənsirəyatqanlığını və məşu sot içilğan jarayanında məyli guvaçılar bolsun, yəki mütəxəssislər bolsun, şularınki haqiqatni o'tirg'i ochib ko'p insonlarningki shuni anglashini, bilishini xolimaganligidan dakki-dukki bo'lganligidan meningcha Angliya hukumatiga shunday talablarni qo'ydi deb o'ylayman. To'g'ri hisoblandi bu Xitoy hukumatida hozir o'sha Angliya hukumatiga besim qilishdan sirt albatta ammo shu sotga kelgan guvohchilarga besim qilib, hatto Hamid Sabiya pandining bildirishicha ikki guvohchi bu qitimli sotga qatnashmoqchi bo'lgan endi besimga bardashlik beramay chekingan. Ammo masalan Qozoq shahidlaridan Qozog'istondan kelgan bular albatta Xitoy hukumatining ta'kidi va Qozog'istondan hatto besim uchirgan bo'lsin, bular kelib shahidlik bergan bo'ldi. Ularning albatta bergan guvohliklari nihoyat kuchli ham ta'sirli bo'ldi. Sizningcha endi bu Xitoy hukumati
agar Xitoy hukumatı irqiy qirg'inchilik o'tkazmagan bo'lsa, yoki insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazmagan bo'lsa, nima uchun bu sotqa kelib, guvo qilgan guvochilarga bunda qattiq besim qilib, hatto ba'zilarni kaygizmay deb qaraysiz? Bu Xitoy hukumatiningki bu Abiyata Rahima xonim deb aytdi, nayti yuzi bu sotni bir tarafdan qonunsiz, bu e'tiborsiz deb turib bir tarafdan ayla oldu. Bu sotni hududlaştırış için ve bu sotni imkan bu aşkuzmaslık için meyli diplomatik vasıtlarını işgiselişlerle kalmayın. Hatta sosyal medyalarda her hıl yüzünün yallanma askerlerini, hatta Uygurlarının içidir bu. İnsanlarını o demek seliş arkalık bütün işlerinin hemisini kıldı. Yani şu bütün vasıtlarını hiç kandak vasıtallamayı durup hareket kıldı. Hem de Xitay'ın hakikaten bunda korkup gidişinin yüzü, çünkü Xitay bir cinayet ötküzüldü. Bunu Xitay yüzü yakışı büyüdü. Xitay yakışı büyüdü. Xitay'ın məqsidi tamamen üyede Uygur milli kimliğini yok kılış, Uygurların yok kılış. Asası məqsəd şu. Ama kink vaxtlarda dünyada Xitay karşı bu cinayetine karşı avazlarının yükselişi, bu demokratik devletlerde avazlarının yükselişi, siyasi atmosferalarda bu Xitay'ın nisbeten her türlü şekilde besimlerinin buluşu Xitay'ını tazı rahatsız kılıp Xitay yüzünden bu cinayetlerini yoşuruşka, her türlü sahnelerini yasap, her türlü usullarını turuşmakta vaktimizde bu halkara kanun dairesi de, bu siyasetçiler emez. Bula halkara kanun belgen hukuk dairesi de, çünkü onun o kanunların bir kısmı Xitay yüzümü kol koygan. Bir devlet boğallığı için şu yüzümü kol koygan kanunlar dairesinin içi de yüzünün cinayetlerinin bunda delillik paketlerle ispatlanıp oturup çıkışıdın. Hakikaten ensireydiğen gel. Onun için diyendeki de isimle ötkendeki de hakikaten şu vatendeki bu guvacı belgelerinin uruk tukkan hemimizine göre gelirler. Hem Uygur'un ataları, uruk tukkaları göre gelirler. Ama bu guvacılarının bazılarının salahiyeti, kim boğallığı sot terapidin hatta bir heterik noktasından mehbi tutulgan avaldı mı Xitay imkan ba şulanı vezirinin uçurlarını elip her hıl şekillerle vezirinin melun boğalları var aşlağa hocam kergüzmeşlik için tırıştı her hıl psikologilik besimlerini kıldı tehditlerini kıldı aldı de birkaç kerindişimiz bu tehditlere berdaşlık verenmeyi yeni aldı ki inki vaktilerde hakikaten bizden kıyın avaldı koyup koygan avallar buldu ama üç tane kazak kerindişimiz geldi ama bulamı asan kelmedi. Çünkü biz dünya sotkanın erzdarları bulu süptümüzle yani bir sotka erz kılıp bu sotta muhafiyat bulamıyorsanız siz yeniniz hangi yapı. Onun için bizim bulumuzdan gelen bütün imkaniyetlerle delillerini oturup oluşturuştuk. O Kazakistan, Xitay ile boğan iktisadi diplomatiya sayesi de naite yakın bir münasebeti var. Xitay'ın tesiri naite küçük bu kaçka. O bugün Kazakistan'da müşkegen Kazak guvacılardan bildik. Netçimen en azından 2-3 bin aşı Xitay'ın ceza lagırıdır yapıp çıkan insanlar varken. Ama ulanın hemimizi cim turguluk. Çünkü bir taraftan aşı Kazak hükümetinin mi besin var? Yeni bir taraftan Xitay hükümetinin besin var? Yeni bir taraftan hemimizin uruk tukalları Şerif Türkistan'da boğallık için bunu cesaret kılanmak atkan. Şunun gibi bu cesaret kılıp kegen insanlar bek naç çok besimlerdi. Bir taraftan Xitay'ın besimi. Yeni bir taraftan yüzeyse atkan devletin Kazakistan'ın besimi. Onundaki bazı grupların besimi hatta. Yani grupların besimi. Anındaki sosyal medyalardaki ucumla. Muşunda neslenin hemmisiye perva kınmayı durup cesaret eden kilip güvalık bedi Xitay onun için yani ula başka halkara metbuatı Xitay yalgan diyeleydi. Amerika'nın oyunu dep geldi. Garip'nin oyunu dep geldi ama turmadı yatkan, cezalagırdı yatkan o insanlar özleri yüzünün köyün mü? Kündülük yaşığını, pakitirilen, kandak öğütü tuğallığı, kandak tamakını yigelliği, kandak tayakını yigelliği, kandak akaretlerini, iştigelliklerinin hemisini öz ikizilen digerliği için Xitay elbette bunundan naidi bir yaran bulup imkan var şulanı tosup kılış için hareket kıldı. Çünkü cinayetini bu insanlar tekim başka bir tanıdan gel. Tekim yuşuranmaydıdan gel. Şunun Xitay muşundak şekildeki usullarını işletti. Rahime Hanım bu Angliyadaki hem de Uyghur Sot Kollegiyası hem de şu elbette bu Dünya Uyghur Kulti'nin teşebbüsünden kurulgan bozumu bu bir müstakil bir sot polis sütü bilen hem özününki şu sot yarayanı mükürdük naidi objektif alda bir taraf kıldı hatta ahırda yani bu sottan adokatı Hamid Sabi efendi köp kettim Xitay hükümeti gelen alaklaşkanlığını hem Xitay hükümetinden mi bu sotka vekil evertip özünün meydanını kodişini talep kalanları. Şunun bilen hatta bu şu sot guvalık belgenlerinin uruk tukanlarını Xitay hükümeti kendi mesela birinci kımlık sotta
lager cahitlerinin uruqtuqanlarına televizorlağı çıxırıb, bula hücum qızıb, bəm uyadunda işinin yoxluğuna bildəgən boldu. Amma Xamiz Sabi Əppəndə biz hətta Xitay hökumətinin mu şu uruqtuqanlarını bu sotqa vətdi, bu sotun öz də unda işinin yoxluğuna çüəndirik dəvət qalan bolsun Xitay hökuməti işqandaq bir inkas qaytumay, abayda pötəb ketkəndək, özünün mətbuatı da bu sotna qarlaş, guvacılar hücum qılış, Angliya besim qılış arqılıq bu sotna toxtışqa urungan boldu. Sizning Xitoy hukumati endi hamda agar yana desak shu Xitoy hukumati haqiqatan bir jinoyat o'tkazmayotgan bo'lsa, nima uchun qo'rqmasdan bu sotga kelib, bularning degini yog'an, o'zining matbuoti bularni artist, bularni o'yin o'ynayotdi, bular oqchi ko'kchi degandan, naq maydon kelib, o'zining dalil isbotini o'tirib qo'ymaydi. Chunki Xitoyda dalil isbot yo'q. Quruq og'izdagi deyotgan gapdan boshqa hech qanday bir dalil isbot yo'q. Haqiqat biz tərəfdə. Bütün dəlil ispat bizim qolumuzda, şahidlərin qolunda, bütün mütəxəssislərinki, qanun şünaslarınki, hamısınınki məşu sotda bəgən guvalıqları hər bir degan sözünün ağzında bir ispat, bir fakt bilən şundaq sözləyir. Hər qandaq sotqa gələn bir kişi guvalıq bəgi vaxtıda o degan gepiga çoxum igi bolish kerak. Şunun üçün Xitay hökumətininki heç qandaq bir dəlil isbatı yox. Biz Uyğurlarni heç qandaq bir ziyankəşlik uçurmadı, biz bundaq bir siyasətini qollanmadıq degan bütün gəpləri hamısı quruq gəp. Quruq gəp boğaşqa bula bundaq sotlağı kelib özün paketini qoyub mərdanlıq bilan bizninki məşu şahidlərə oxşaş uyada guvalıq verənməydi. Mənimcə şu səbəbdən Xitay hökuməti guvalıq bəmidi, həm sotqı kəmidi. Həm uyagi kəsimi nimlərini anlaydığanlığını özü umdan bilidi. Çünki bu şahidlərinki dəvətlərinin həqiqət boğaşqa mənimcə ular üçün intayın hər qancı amda yüzsüz boğan təqdirdi mi? Uyada özünü axlayalaydıqan qoluda bir paket bombaqaşqa kəmidi dəb oylayma. Adolğan İsa əbbəndə, əlbəttə bu Xitay hökuməti abay deyəndə özünün diplomatları məylü dövlət işçi və sırtı bolsun və özünün mətbuatlarla məməz bu Uyğur sot və onun sözləgən mütəxəssis bolsun bu açıdaq hücum qılış. Əlbəttə bu ikinci qıtımlıq sot içilişdən burun, yəni ictimai torbətlərdə Uyğur dılıdır. Əlbəttə bunu Uyğurla çıxadı deyişkə yəkün çıxış təs. Uyğur tılda bu sotqa boğan hücumlar küşəydi. Bəzi şəxslər mi, yəni bu sotdan əkmiyyət yox, rol yox, işim qılamaydı, buna əkmiyyət yox deyəndək, bu nəsləni tərqib qalan oldu. Sizdəncə bu Xitay hökumətdən, yəni Uyğurlarının qaldısını iləşdiriş, yəni birisi Uyğur sotqa boğan ümidin üzü üçün bunda hərəkət qollandı, deyə qaram siz? Əlbəttə, bu məsələnin bir tərəfi, çünki bir yədə Uyğurlarının vətəndəki Şərq Türkistan Uyğur Qazaq 20 milyon dəmdoq, 25 milyon dəmdoq. Bunların hamısı Şərq Türkistan bir üst uçuq turmuğa oxşaydı. Bütün Uyğurlar, bütün Qazaqlar, bütün Şərq Türkistan xalqı görə gəlinən bir insanlar. Bunların köpünün çətəldə tuqqalları var. Həmmə adamı oxşaş cəsarətli insanlar dəb getirilməydi. Allah insanı oxşaş bulmaydıqan iradə ilə yaratqan. Biz qoxşaydıqan mışındaq, nim bolsa məyli qulumuzdun ki, gəmi xizmətini qılayıl deydiqan insanlar var. Amma iradəsi aciz insanlar var. Və şundaqla əcdadıdın başlayıb Xitay hükümetidin mənbət elib könəb qalan insanlar var. Yani, nait az bolsa mı? Ba. Hər qanda millətinin içidir ba. Yəni bir müstəmlik qılınğan bir millətin içində müstəmlik qılınğan bir millətə sadaqətmənliklə xidmət qılıdığan bundaq insanlar hər toplumda, hər millətdə bax tarixdə başqa millət bizdə mə bax bunda nəsə tarixdən bub gəlir. Şunun üçün bundaq hücumların bir qismləri həqiqətən Uyğurların boğan aşu səbəblərindən bir qismini görə gəlinğan. Məsələn, kinki vaxtlar sosial mediyalarda mənə ən azında 3 dənə qərindişimiz deyimiz biz yəni biçarə insanlar deyimiz. Telefon açıb aka məşındaq Akam ne, dadam ne, Adem ne, Ekir valdi. Ben tılavatı meselen dedi. Ben çünkü Muşnamık'ta şu adamını kutuldurup kalış için başka yolum kalmadı. Min toğır için vicdanım azabını okulayan mavatı ben ama apam kayırıp kalan dedi diyen insanlar. Bula teki vicdanlık insanlar. Benim belgen cevabım neyim oldu? Fıkam eğer bizni tıllaş bedelinge, sotun tıllaş bedelinge,
şu senin dadan apan eğer Xitay onu mu yana vakti aldavatıdı sen dedim. Ama şunun bedeliğe senin dadan apan veya ki kerindişinin bir insanını bozsa mı şu kampıdan kutulduralaydıgan bozsan beyledik biz. Eğer senin tıllığından anlayamaz biz. Kündü tıllığımız yıkandı. Şunda insanların en azından 3000 telefonu açtıymış. Bir ötkenki, mükkenki bir ayının içi de. Demek bunda insanların var. Şunun için bu insanların her şekilde ama sosyal medyalarda bulup mu kengi vakti Twitter'da yeni dinmiş sot içilişka bir hafta 10 gün kalganda yeniden açılan Twitter nimeleri adresleri peyda olup kaldı. Naçi yen qarap baksanız, egeç kişide yok. Hatta onun bazıları mışında Şarkı Türkistan'ın bayraklarını çıkıp logolarını itvelip hutti Nait vatanperverde görünüp durup hocam kalan. Xitay muşu oyunlarını oynadı. Belki bu Uygur olmazsa mümkün. Uygur bilidigan şunda Xitayla ba. Ula bolgan bolışı mümkün. Anın deyinkin Xitaylıkçı olanın bir kısımları hatta Xitaylı söz degen. Mecbur olan göre gelip. Muşuna demesen sen mi kampı kirsen neyim amal? Neyim amal? Xitaylı'nın zulümü insanlarını her kıl şekilde yüzünün vicdanı kılap, gururu kılap, iradesi kılap, hareketlerini kılış ki mecburlaydı. Şunun için bu mesele gayet normal neyse Xitay'da bir diktatör hakimiyette bunda kısımlar berdaşlık belirleyen insanlar pek az deyip oylayayım. Şunu bu normal deyip oylayayım yani. Bundan sırt Rahime Mahmud Hanım bu elbette bu azrem deyilik genocide denialism yani irqi qırğınçılığı inkar qilish elbette bu sot kollegiyasi qilingan hujum ayrim bolsa masalan hazır Facebook, Twitter, Instagram, aniki YouTube-larda mushu keng ko'lamlik hatta Uyghurlardan deyilik atalmış vatandagi Uyghurlardan deyilik aşlarının ismi cismi bilen Uyghurlarının naiti qo'shal baxtli kündü usul oynab, meçit kirib, namızını okub, uyede naidi yakşı durmuş keçir vatkanlığını. Hatta Xitayının London'a vətilgən bu yeniden çıkan baş elçisi mu, bu 9-cı sa mətbuat yığını içib, məsələn, Xitay Taşqı İşlar Ministerliği və Abdumrayınlıq Hökumət Birlikdə 3 tərəf yığını içi arqılıq Uyğur xəlqigə və başqa yerlik xəlqləgə Xitay hökuməti dək yakşı qaraydıqan bir dövlətinin yoxluğu. Xitay hökuməti də onların hüquq hüququ iyi çıxıb lağı dini erkinlik bəgən bir hökumətin yoxluğunu oturu qoydu. Sizin üçün bunların hamısı faqatlam şu Uyğurlarını cim tusa, qərb əlləri hərəkətlənməsə, Xitay qıldığını Uyğurlar və başqa millətlər qıldığını qılıl vəsə deyilən məqsəddə elib bir vaxt deyib qaramısınız? Əlbəttə, əmdi bu hər adam qarşıdakı adamını özünə oxşaş deyib oylaydı deyən gəp var. Xitay qarşıdakı kişiləri özgə oxşaş aldısa aldındığan yalğan gəqsi şu yalğan kimi işindigan şunaqda oylaydı. Amma bu Uyğur məsələsi bir gün iki gün olmadı. Bolubmu 2017-ci ildən kinki şu 4-5 il cəryanında nurğun paktlar, nurğun şahid və report mətbuat bolsun. Məsələn, İngiliyəni ip etsək, 2 yılın aldıdakı vəziyyət bilən hazırkı vəziyyət bütünləy oxşumaydı. Məsələn, bütün parlamentdimi şundaq. Bundaq bir vaqtda məyli Xitay qançlik küçəb bu özününki qarlığını axtısın, özününki cinayetini qandaqılıb axtısın, məyli Uyğurlar çıxıb sözlüsün. Mənimcə küçü bulmaydı deyip oylayma. Bolup mu demokratik devletlerdeki hakikatini anlayan, bilgen bu meyli siyasınlar bolsun, halıq bolsun. Hazır Xitayınki hakiki karakterini, Xitay hükümetininki ne kadar bir zoravallık, cinayetçi, terör bir devletlikini minancı bilip yetti deyip oylayma. Bunda bir şəraitde Xitay hükümeti bir Uyğurda emez 100 min milyonunu sözlətkən təqdirdimi, məsələn, Gülzirə Avulqan qızıdək bizninki özümüzün kamp şahitleri Uyğur Qalbinur Sidiq xanım Nurğun sotlarda və mətbuatlarda özününki beşidin keçirgən intayın qorqunuşluq, içinişliq şu hayatlarını insanlar anladı. Hətta bu da BBC-ninki ötkənki jilbəgən Hürsünay Ziyavudun xanım
asas qilib mushu tajovuzchilik nemis to'g'risida reporti 2 kunning oldida cho'ng bir mukofotga erishdi degan erishidiganga nominate qildi. Nomzodlik shu reportni shunda yuqur eng yuqur bir qisqa xabar nomzodlikka tayinlabdi-da misolga. Shuni qarqandimi dunyo bu hozirgi uyg'urlarningki va sharqi turkistondagi haqiqatni oshkorlagan har qandaq shu xabarlarni nayti alohida bir o'ringa qo'yib baholashlar olib berildi. Bir qancha documentary ya'ni hujjatli filmlar hatto BAFTA Amy shu dunyoning cho'ng eng cho'ng mukofotlarga erishdi misolga. Shuning uchun Xitoy albatta buningga taqabul turish uchun bu ularni qarlash uchun bu ularni haqiqat emas dunyoni qaytadan o'ziga ishontirish uchun har xil yo'llarni tutyapti-ku. Ba'zida tahdid bilan bayam Dolqin apandim deganga o'xshash ba'zida tahdidlar bilan hatto hukumatlarga besim qilish orqali har xil diplomatik yo'llar bilan ammo meningcha bu amalga oshmaydi deb o'ylayman. Xabaringiz bor, London turishliq Xitoy elchisi nazir Angliya parlamentiga kirishdan chaklidi. 2 kun bo'ldi. Bu nurg'un xabarlar o'g'li. Shuning uchun meningcha ularning qanchalik o'zini oqlagan taqdirdimi amalga oshmaydi deb mening ko'z qarashim shunday. Nabus Dolqin apandi hozir 2-chi qitim sotmo g'alabalik oyoqlashgan bo'ldi. Buning da endi Uyghur, Kazakh, Shahitlardan boshqa g'arbning nurg'un mutaxassislari, Uyghur shunoslari bu keyin-keyindan isbot bergan bo'ldi. Eng oxirida endi bu 2-chi qitimliq sot kollegiyasi doktor Adrian Zanizning eng yangi doktorati orqali. Ya'ni bu Abdum rayonlik hukumat o'z oldiga mustaqil ilib bo'lgan bir siyosat emas. 2017-dan buyonki bu lager siyosatini Xi Jinping boshchiligidagi Xitoyning markaziy hukumat siyosiy byurosi bilgan, aralashgan, yo'l ko'rsatgan bir siyosat deganini. Ya'ni Xitoy hukumatining maqsadini, muddasini isbotlab chiqqan bo'ldi. Bu ya'ni xalqaroliq ERT 40-yillik kelishimidagi aksnomasiga eng muhim nuqtaning biri. Ya'ni shu davlat shuni maqsad qildimi deganini isbotlaydigan bir nuqtani asosan bu odammi shu doklad orqali isbotlab yakunlagan bo'ldi. Balki menda 12 oyning 9-i bu sot mahkamasi 1-chi qitim ham 2-chi qitimlik 8 kunlik hamda guvohlik yig'ini ham uningda 70-80 guvohchining so'zini yig'ib kelib, eng oxirgi hisobda bir yakun chiqarib, ya'ni Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qarshi va yerlik millatlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yoki insoniyat qarshi jinoyat va yoki etnik milliy tozalash elib bo'ldi degan yakunni chiqargandan keyin sizningcha bu yakundan boshqa hozir jim turib olgan boshqa g'arab ellarning bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish qanday bir cho'ng rol o'ynaydi deb qaraysiz? Bu sud agar shunda bir qaror chiqarib qilib qolsa, bu dunyoning junining bo'libmi? Demokratik davlatlarning bu sukutni buzishga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Agar mushundoq bir irqiy qirg'inchilik, chunki bu bir siyosiy qaror emas. Hozir ba'zi Xitoy buni Amerikaning g'arbning o'yini, CIA'ning o'yini shaklida qilgandikin, buni g'arb davlatlar, nurg'un davlatlar bilsin, ammo xuddi buni bir banadikidek jim turib olgan avval bor. Endi bu sud tamoman mustaqil, tarafsiz, xalqaro qonunlar doirasida Nurg'un hujjatlarning maxfiy mechilmidi, uch qashqara butun dunyoga taqib turib, hatto Xitoy nimalarini chaqirib turib, hukumatlarni kamidida agarcha. Mushundoq shaklda elib berilganligi uchun bu sotning butun jarayonlari tamoman xalqaro qonun doirasida elib berilgachqa, buni hech qanday bir g'arb davlatlardan bo'lsin, voyaq dunyo davlatlari bo'lsin, bu sotga bi gumon qiladigan, sotning qaroriga savol qo'ydigan avval mavjud bo'lmaydi. Albatta, bir qism davlatlar yana Xitoyning yaloqchiligini qilayotgan davlatlar yana Xitoyning tarafida tutilishi mumkin, ammo demokratik huquq davlati bo'lgan, ya qonun davlati bo'lgan, qonun davlatlik qimmat qarishini o'ziga mujassamlagan davlatlar
bunun ciddi karışık doğru geldi. Eğer yanılı sükutunu bozmasa o zaman bu devletlerin demokratiye kişilik kanun bilen idare kıldığan ve şundakla Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu erki ayrımcılık karşı duruş ahdnamesine kol koygan bu devletler yüzünün koygan ahdnamesine yüz hılaplık kılgan. Halkara kanunu yüz buzgan bulduğun gel. Demek bulağa bu bir mesuliyet yüklündü. Demek bu erki kırgıncılık devam kıvatkan iken dünya bunun okşaş kol koyup bunun 75 yılki dünya dışında bir erki kırgıncılık buldu. Onun dikin Bosna Hersek'te buldu. Başka yerlerde buldu. Bu işten hemisiyle dünya en ahir vakitinin üzerinde ciddi arayışıp şu erki kırgıncılıkını toktattı. Demek muşunda bir mesuliyet muşu devletlerim kilidu. Bu devletlerim o digendikte bir kısım devletler iktisadi menfaat, o menfaat, bu menfaat bedelige çıkturuşu mümkün ama mutlak köp kısım devletler bu mu kanun bilen idare kılınan bu devletler bu meselekege vakti sükutunu buzuşka Xitay'a karşı emeli bir tedbir ilişka mecbur buludu. Dep oylayman zaten bu sotunun asasını demişim şu dikkat kısak 3. ayda Angliya'nın başministri Boris Johnson mu şuna digen muhbirin sualı belgen cevabı da çünkü bunda bir kararının çıkışı veya ki bizim hareket ötüşümüz tarafsız bir mahkemede ya ki sot mahkemesinin ki bir mahkemenin kararından anındayken şundan karar biz yol tuttuğumuz diye. Demek o karar şunda çıkıp kalsa Angliya başlık ve Avrupa Amerika başlık bu garip devletlerinin bu meselede kandak bir emeliyeden başlaydı. Onu aldığımız küller görürüz ama bu şunu zürriyet oturup çıkırdı. Rahime Hanım, bu Uyghur Sud Kollegiyası ahırda hakikaten şu erkek kırgınçılık diyendek kararını çıkarsa, şunu cekalısı, sizinçe Xitay'ın inkası kanda buluş mümkün? Xitay'ın inkası elbette yanılam karlaydı. Yanılam özünü aklaşık tırışıdı. Ama minunçı bu Xitay'ın inkası çok təsir göstermeydi. Bizimki en mühim kıldığımız çünkü bu so xalq sotu boğallığı üçün bu hükümetinki bir sotu ya ki xalqara bir sot boğallığı üçün devletlerinki bunu otomatik kabul kılışı nadayın. Şunun üçün bizimki kıldığımız hizmetimiz parlament əzaları arqılıq. Bulup mu şu parlamentlarda birkaç devletin parlamentleri erkek kırgınçılık deb resmi ilan kılan mu şu parlament üçün mü bir naiti çok ispat buldu kolu diye bir ispat buldu. Parlamenteryenler hükümetke besim kıladı. Hükümetke besim kılıp şu Genocide Convention 48. yıldaki kol kılan ehtinamı arkalık nurgun Xitay'a karşı cezalaş, insan hakları, kırgınçılık kanunu boyunca cezalaydıgan sodi cahitim olsun, şəxslər olsun, bu nimlağı menakçı cıq paydası oldu deyimi. Elbet Xitay bunun da qatıq menakçı tırışıb özününki muşu yanılan muşu sod ne? Bu bir resmi bir sod emez, bu hükümetki qaraşlıq bir sod emez. Digendek ötkenki sod başlanışta mesela Jeffrey Nice'ni hatta MI6'ninki adımı digendek şunda hikayelerini tokup çıktı. Benim için nurgun hikayelerini tokup çıkışı mümkün. Elbette özünü ahlaşka yani halkara sahnesi de özününki oranını saklap kılışı şunu tırışıdı. Ama minimce hemen Dolkun Efendim'in bayam diyen geplerine koşulma hükümetle ama mecbur kalıdı. Bu gerçi resmi devletinki sot diye halkara sot bulmağın takdirdi mu? Çünkü bu sot naiti adillik bilen, bütün paketler bilen uç aşkara boğan bir sot boğallığı üçün minimce hükümetle çokum bunun neticesine karab Xitay'a karşı yeni bir siyaset kullandı degen ümitli mi? Ben Mişel bir nesne koşup koyayım eğer ruhsat etmişsiniz. Elbette. Ben az Cenve'de böyle siz. Birleşken Devlet Teşkilatı'nın 48. kadınlık insan hakları başkanı vardı. Biz London'daki son tügüt belgesi Mişel'e gelen. Şu Kiplam elçisi Amerikan elçikanlısı ile Dünya Kurultu'yu birleşip bir resepsiyon etkizdik. Şununla nurgulgan devletlerinin baş elçileri, nurgulgan devletlerinin temsilcileri geldi.
Şularının muşu resepsiyonda Nurgun Devletlerinin elçilerini bilen körüşümüz yeriyen sorgan nesinin birincisi muş sot buldu mesela. Muhim temalar. Demek bütün devletler dikkat kıvatkan ki bunun neticesinden kanda çıktığı dikkat kıvatıptı ve bu demek bütün devletlerini alakadar kıvatkan bir meseleyken bizim sorduk mesela aşında bir karar ula bizden sorduk kanda bir karar çıkışı mümkün. Biz durduk biz elbette sotunun ceryalları da boğan neslerinde dedik ulağımın köygerliğini bunun takip kıvatkanlıklarını hükümetlerinkini dedi. Müjda çıkan vakti de kanda bir hareket götüşü mümkün. Elbette ula hükümetleri tek onun müzakere kılıdı. Ama şu bizden bu söhbetliş gerbi aramızda boğan tesiratımız demek devletlerinin bu sotka naydı ciddi muamil kıvatkallığı çıkıdığan neticilerine nispeten eğer bir açıdan netin çıkıp kalsa onun kandak bir hareket kılınış hakkında bir oyunluş ve tayarlık baskıcı da bolu vatkallığı ne? Mesela bu şey katımlık ne demiş? Birleşen Devletler Teşkilatı Tönü'nün aldığım gündeki küçülüşümüz ceryandaki neslerden şunu sıkıldık. Bugün bu şu Ali Komiser'in işkanıstık insanlarla bir küreştik. Ula mı okşaş? Aşında bir tesir edin belli biz gibi. Bunda bu saçkınlığından vakti köp rahmet. Sizin köp rahmet. Rahmet. Örmetli görünmeler, bugünkü programımız bu şeye dahil işte. Gelerek bir görüşçe. Hoş vakti olalım.